Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde paket kavramından bahsedeceğiz. Paket kavramını kısaca özetleyecek olursak, biz taşınmak istediğimizde ne yapıyoruz? Mutfaktaki eşyaları kutuların içerisine, örneğin tabakları bir kutuya, işte kaşıkları bir kutuya, çatalları bir kutuya, veya işte banyodaki eşyaları bir ayrı ayrı kutulara koyup bunların üzerine etiketleme yaparak taşınırken taşındığımız eve geldiğimizde bu kutuların içerisinde tek tek ne var diye bakmak yerine hepsini ilgili alanlara yerleştiriyoruz, değil mi? Paket kavramı da Java'da bu işe yarıyor. Temel olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Yani kodun okunurluğunu ve performansını bir hayli arttırıyor. Peki nedir bu paket ve nasıl kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi hemen onu göstereceğim. Örneğin paketler bu arada her zaman kodun en üstüne yazılır. Yani burada bu kısım kod satırlarımız. Bakın birinci satıra geldim. Şu boşlukları silelim. Boşlukların bir önemi yok bu arada. Onu da belirteyim. Ya burada import java nokta util nokta bunu sonra göstereceğim. Bu çok kolay. İşimizi bayağı kolaylaştıran bir şey. Java'nın inner paketini buraya ekledik biz. Bu ekleme işlemini gerçekleştirdik. Peki bu scanner ne işe yarıyor? Bu scanner bizim girdi almamızı sağlıyor. Örnek hemen bir tane yapalım. Hemen main metodumuzun içerisine geliyoruz. Scanner s scanner system.in. Bakın şimdi. S nokta bakın bir sürü metodu geldi. Gördüğünüz üzere. Burada bir son metot var. Bunları ayrı ayrı işlersek bu bitiremeyiz. O nedenle bizim en çok kullandığımız şeyleri burada göstereceğim. Örnek olması açısından string tipinde bir B değişkenimiz olsun. S nokta next line. Bu has next ile next line arasında bir fark var. Bunu da daha sonra göstereceğim. Önemli bir fark. Hemen CSS out yazıyoruz. Bakın, önceki dersimizde hatırlarsanız hello world yazarken iki tırnaktan faydalanmıştık. Fakat burada öyle bir şeye gerek yok. Değişken yazdırdığımız için buraya B'yi koymamız yeterli. Çalıştıralım hemen programımıza. Run as Java application. Bizden girdi yapmamızı bekliyor. Bakın şimdi. Mesela Java kursu. Kursun. Bakın. Bizim girdimiz. Bizim çıktığımız. Biz bunu daha okunabilir olması açısından hem de kullanıcı dost olması açısından böyle bir şey yapalım. Girdi bekleniyor diyelim. Bakın şimdi. Hemen tekrar çalıştıralım programımızı. Bakın, girdi bekleniyor yazısı geldi karşımıza. Benden girdi bekleniyor. Girdi. Girildi. Bakın ne yazdıysam onu çıkarıyor. Şimdi ben bunu next değil de next line değil de next yaparsam iyi izleyin şimdi. Runes tekrar çalıştırıyorum. Aplus Samet. Bakın boşluk bıraktım. Karadeniz. Bakın Karadeniz'i almadı. Neden? Çünkü arada boşluk bıraktı. Next ile next line arasındaki fark bu. Bunu unutmayalım. Next dediğimiz zaman boşluğu almaz. Line dediğimiz zaman o boşluğu okur. Tekrar hemen örnek olması açısından şöyle bir şey yapalım. Bakın boşluklu bırakacağım. Bakın hatta buralara da bazı yazılar ekleyelim boşluklu. Bakın bol bol boşluk kullandık. Hepsini olduğu gibi yazdı. Aynı girdiği next olarak yaparsak bakın şimdi bu boşlukları görmeyecek. Şimdi burada paketler kısmında bilmemiz gereken bazı şeyler var. Örneğin bunlar nedir? Java'nın lang kütüphanesi ana paketimizdir bizim. Çünkü her Java programında olması gereken bir pakettir.
Bu yüzden bu paketi import etmeye gerek yoktur. Yani her program bu paket eklenmiş olarak gelir. Hemen gösterelim. Import. Java nokta lang. Yani bizim bunu yazmamızın hiçbir şeyi yok. Bu zaten biz programımızı açtığımızda yüklü olarak geliyor arka planda. Biz bunu görmüyoruz sadece. Util tarih, takvim gibi araçları kullanmamıza yarayan sınıfları içerir. Java nokta util şu. Import Java nokta io var bir de. Bu da giriş çıkış işlemleri için kullandığımız bazı sınıfları barındırıyor. Yine aynı şekilde import java nokta neydi avt'miz var şu şekilde. AWT GUI dediğimiz arayüzleri kullanmamızı sağlıyor. Bunu daha sonra göreceğiz. Bu da import java nokta util regex. Bu ise bizim düzenli ifadeler eklememizi sağlıyor. Burada bahsedebileceğimiz daha başka bir şey yok. İkinci videomuz burada sonlanıyor. Görüşmek üzere üçüncü videomuzda.